Rıfat Bey'den ve sizlerden nasıl, niçin Instagram ne kadar bilinçli bir tercihti diye soralım. Ben Instagram'ı aslında portfolyomu paylaşmak için daha fazla kullanıyorum son zamanlarda. Yani daha çok kendi yaptığım ya da yaşadığım, gittiğim yerleri story'den tabii ki paylaşıyorum ama daha çok Instagram'da post ettiğim şeyler işimle alakalı şeyler oluyor. Peki, aynı zamanda siz make-up artistsiniz, makyörsünüz, öyle belki size sevmiyorsunuzdur öyle denmesini. Hiç önemsemiyorum. Aynı zamanda çok tanınan bir insansınız, yani profesyonel camiada bu makyaj konusunda. Aleyna Tilki, Serenay Sarıkaya, Fehriye Evcen, Ebru Gündeş, Neslihan Atagül gibi ve daha birçok kişi var herhalde. Onların makyajlarını yapıyorsunuz. Aynı zamanda güzel bir kitabınız var, Okyanus'tan çıkıyor. Sil makyajını, güzelliğin ortaya çıksın. Böyle gösteriyorum meraklarına. Güzel de zaten Okyanus güzel bir yayın evi. Evet. Hem de kitap da güzel. Elde tutması, sayfa kalitesi ve akıllar için basılmış bir kitap. Aptallar için değil. küçük puntolu. Aynı zamanda fotoğraflar da var. Ve girişkensiniz bu konuda. Yani bir kere insanları bu kadar makyaja boğmamak konusunda özellikle çalışıyorsunuz sanıyorum. Evet, aynen o yani, şekilde. Kitapta zaten birazcık onun kitapta üstüne, zaten o sil makyajını güzelliğini ortaya çıksın. Aynen, onun üstüne bahsediyor. Çünkü kitabı yazdığım benim 2 yıl oldu aslında. 2 yılın öncesinde de ben çok fazla kozmetik sektörünün ve makyaj dünyasının içinde olduğum için ve böyle profesyonel anlamda bu işi yaptığım için aslında bir süre sonra YouTube, Instagram ve bu iş biraz popülerleşince onları da incelemeye başladım tabii. İncelediğim zaman benim yaptığımla onların yaptığının biraz farklı olduğunu gördüm dünyada. Dünyada baktığım bu YouTube videolarında veya işte vesairelerde birazcık daha şov amaçlı, vakit geçirme amaçlı ürünlerin denemesi yapılıyor ama sonrasında çıkan makyajın genelde bir kullanılabilirliği olmuyor günlük hayat içerisinde. Ama şimdi demin bahsettiğiniz gibi kadınlar da bunu bazı noktalarda anlayamıyor. Anlayamadıkları için kendilerine günlük uygulamaya kalkıyor. Uygulamada başarısız olunca da işte tekrardan yeniden bir şeyler denemek istiyor. Yeniden başarısız olunca belki bir kalıcı uygulamalara dönüşüyor. İşte ne bileyim kaşlarını kalıcı bir şekilde boyatmak, dudaklarını daha büyütmek veya burunlarını değiştirmek gibi. Bunu da o bilinçle yaptıkları zaman, yani bilinçsiz bir şekilde yaptıkları zaman hoş olmayan birilerine dönüşüyorlar ve durum biraz tehlikeye gidiyor diye ben daha basitleştirip bunu aslında çok kolay olduğunu kitapta anlatıp videolarımda yaptığım işlerde bunu göstermeye çalışıyorum. Peki Hilal Hanım'ı izliyor musunuz? Biliyorum ama izlemiyorum. İzlemiyorsunuz. Mesela o da onun YouTube içeriklerinden bazılarını söylüyorum. Belki size de uyar. Aşırı dağınık odamı temizliyorum. Bir tanesi, çok seviyorum 100 kat rimel sürdüm. evet, mesela bir tanesi özgüven lise kavgası ve YouTube kazancı. Aslında, en olaylı videolarım ya. Aslında kafa bir insan yani. Çok. Evet, yani bu siz de bu yani çok makyaja karşı mısınız ya da bununla dalga geçtiğiniz videolar tam tersi mi? Yani çok makyaja karşıyım derken makyajı seviyorum ama ben de tabii ki özellikle Amerikalı YouTuber'ların yaptığı gibi makyajlarla dışarıda gezmiyorum. Hani onlarınki gerçekten bana çok fazla geliyor. Ben daha çok böyle doğal tonlar ama onları da denemeyi evet videolarımda seviyorum. Ama dışarıda kullanmıyoruz herhalde hiç. 100 kat böyle sürdün mü? 100 kat gerçekten sürdüm. Ben alıp geçiriyordum orada. Öyle bir challenge vardı o zaman. Ben de normalde böyle bütün challenge'ları takip eden veya hepsini uygulayan biri değilim ama işte rimel olunca, benim de kanalımın adı bu olunca onu bir deneyeyim dedim. Evet. Otomatik portakala benziyorum thumbnail'da. Güzel. Şimdi sizin tabii Instagram ve YouTube'da kullandığınız isim de Rimmel aşkına. Evet, o challenge'ı yapmak zorundayım. Evet. Onu gerçekten zorunda hissettim. O da neden hala değiştirmedim? Ben işlerin hiç buraya kadar geleceğini tahmin etmeden gerçekten okurken çok bunaldığım bir dönemde işte bu Instagram sayfasını açmıştım. Ve takipçiniz de maşallah maşallah. YouTube'da 406 bin, Instagram'da 388 bin. Evet. Maşallah. Peki siz para kazanıyor musunuz? Evet. Bu herkes bir tereddüt ediyor. Ben yani tam zamanlı işimi bırakmıştım. Bütün sosyal medyada bunu görüyorum. Yani, para kazanıyor musunuz? Ben hiç sormam böyle soruları. Yani ben bu konuyla ilgili soruyorum.
Benim çalışma arkadaşım Beyazıt Öztürk çok sorar. Ne yaptın, yeni bir ev aldın mı? O sorar yani. O sorar, nasıl parayı buldun mu filan diye sorar ve iyi bir şeydir. Çünkü aslında yani ekran başındaki izleyicinin merak ettiği bir şeydir. Adam çıkmış orada hopluyor zıplıyor, şarkı söylüyor falan. Beyazıt bunu soruyor. Diyor ki yani nasıl diyor, parayı buldun mu diyor. Ya boş boşuna mı zıplıyorsun diyor. Anlatabiliyor muyum? Güzel bir şey yani. Aslında ben soramıyorum. Fakat bu özel bir program. Çünkü herkesin böyle bir derdi var. Yani bırakalım işi gücü. Ya belki bir sürü insan bunu düşünüyor şu anda. Diyor ki karı koca diyorlar ki işte, çocuk da var. Kolej masraflarını falan karşılayamıyor. Diyor ki bırakalım işi gücü. Birer YouTube şeyi açalım, kanalı açalım. Sen işte şey de yaparsın, makyaj da yaparsın Instagram'da falan. İşte Bodrum'a yerleşelim. Orada da kolejler molejler açılmış çocuk için falan filan. Yani para var mı yok mu? Benim bunu hani aslında söylemem lazım. Hatta çocuğa da kanal açalım var artık maalesef. Tabii çocuğa da. Nedir bu para mesela? Paranın miktarı soramam da. Nedir yani? Mesela yani ben kaç ayda lüks bir araba alırsın? Kaç sıfırdan bahsediyorsun? O kadarını hesaplıyorum. Ben eskiden radyoloji teknikeriydim. Ve onun... Radyoloji teknikeriydim. Yani, tıbbi görüntüleme mezunuyum normalde. Maşallah. Yani bir hastanede görevliydiniz herhalde, çalışıyordunuz. İkisini aynı anda yürütmeye çalışıyordum. Sonra bu gerçekten dışarıdan göründüğü kadar öyle hakikaten Bodrum'a yerleşelim, işte şunu yapalım, bunu yapalım olmadı. Gerçekten tam zamanlı bir iş olduğu için birinden vazgeçmek durumundaydım. Kazancı daha fazla olduğu için ben de burayı tercih ettim. Çok katını kazanıyorum diyeyim. Çok katını kazanıyorsun. Çok katı değil. Ama radyoloji teknikeri olarak da çok önemli bir sağlık hizmeti içindeydiniz. Evet, çok hala bunu, çok hayır, bunu seviyorum. Bunu toplumsal ya da ahlaki açıdan yargılamıyorum. Hı-hı. Ama o bir defa idealist bir iş ne de olsa. Evet. Tıp bu alanındaydı. Bu hobimdi aslında. Hobimi işe dönüştürmüş olmak biraz, hı-hı, daha beni çeken tarafıydı ama hala eski işime göre dönebilirim. Hala çok, evet, seviyorum. Peki ne yapacağız? Yani önümüzdeki 100 yıl içinde ne yapacağız? Mesela işte... Bakınız radyoloji teknikeri hobisini işe dönüştürmüş. Ya pilotlar, ya doktorlar, ya itfaiyeciler, ya hatta Allah esirgesin milletvekilleri de hobilerini işe dönüştürürse ne yaptın? Biraz zor bir şey. Ya kime gitse hiçbir profesyonel yok. Ne yaptın, hobimi işe dönüştürüyorum. Ama aslında ben şöyle gözlemliyorum onu. Dışarıdan bakıldığında genel olarak... arkadaşların yaptığı ya da işte benim de birlikte aynı sektörün içerisindeyiz. Yaptığımız işler çok kolaymış gibi gözüküyor. Özellikle YouTube kanalı olup da YouTube çeken arkadaşlarımı incelediğim zaman bu işin gerçekten çok zor bir iş olduğunu, iki gün geçirseniz birlikte o insanlarla çok iyi anlarsınız. Çünkü sabah 8'de başlayayım, akşam 5'te bitireyim gibi bir durumları yok ve gerçekten çok fazla içerik üretmeyle alakalı, markalarla çalışmayla alakalı, toplantılarla ve çekimlerle alakalı o kadar fazla şeyler yapıyorlar ki ben de aynı şekilde. Dolayısıyla da hadi bir YouTube kanalı açalım, çocukları da alalım, Bodrum'a yerleşelim gibi bir iş değil bu aslında. Kazancın karşılığında aslında o kazancı hak edebilecek kadar emek gösteren, birçok işini iyi yapan kişiler var sektörün içerisinde.